Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18 Draft'ta gerçekten harika bir oyun oynayacağız. Yani FIFA Mobile 18 Draft, Foot Draft gelmiş, gerçekten harika bir oyun. Gerçekten muazzam bir oyun, gerçekten online Foot Draft oynayabiliyorsunuz. Ve mobilde, telefonda online Foot Draft. Abi gerçekten çok sevdim uygulamayı, çok beğendim ve okulda bile oynuyoruz. Arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyorsunuz ya da diğer lokal olarak da oynayabiliyorsunuz. Gerçekten efsane bir oyun. Sizlere de kesinlikle öneriyorum. Ayrıca de arkadaşlar sakın ha sakın tanıtım yaptım falan düşünmeyin. Bu arada arkadaşlar videoya hemen like atmayı unutmayın ve kanala abone olup gönderebilirimden açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, hemen like'larınızı attığınızı hissediyorum ve hemen kanala abone olup bildirimleri açtığınızı hissediyorum ve hemen birazdan güzel yorumda göstereceğiz. Daha alışamadım bu sisteme. 30 saniye falan konuşacağım artık videoların girişinde. Bir dakika konuşmak istemiyorum. Neyse hadi bakalım hemen başlayalım şimdi. Multiplayer'e geliyoruz. Sonra online draft'a geliyoruz ve random maç diyoruz ve 4-0-2 ne demek? 4 kere galibiyetim var, 0 beraberlik ve 2 de mağlubiyetim var. Oyun gerçekten çok zevkli arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir zevk var oyunda. Bakalım şimdi neler olacak. Haydi bakalım abi. Rakip de bulundu. Nexus diye bir rakip. Hemen rakip de buluyor ve gerçekten oyun müthiş bir oyun ya. Muazzam oyun. Şimdi önce rakip seçiyor. Filipe Luis veya Jordi Alba'yı alır büyük ihtimal. Ben de aynı şeyi yapacağım. Evet arkadaşlar, maalesef unutmuşum. Hemen videonun arasına girip söylüyorum. Şu anda ekranda çıkan yorumu gerçekten harika bir yorum. O yorumu atan kardeşime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız lütfen bu videoya güzel bir yorum bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Ve beni şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Orada güzel paylaşımlar yapacağım sizler için. Kesinlikle takip etmeyi unutmayın ve gönderimi de beğenebilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar, hemen videoya devam edelim. O hangisini alırsa öbürünü alacağım. Başlangıçta kimse şanssız başlamayacak yani. Şimdi abi ben kaleciyi açmak istiyorum. Bakalım kaleci ne çıkacak. Ter Stegen şu anda en iyisi gözüküyor. Ben Ter Stegen'i alacağım. Rakip ne alacak bakalım. Rakip de Neuer aldı. Büyük bir ihtimal o zaten Neuer alırdı. O açtı. 2 tane ikon çıktı. 2 tane efsanevi çıktı. Şu ana kadar o çok şanslı onun için çıktı. Çünkü hem Neuer aldı hem de ikon çıktı. Neuer'le anlaşacak %100. Ve bu da beni üzdü açıkçası. O Cabral'ı alır. Büyük bir ihtimal öyle tahmin ediyorum. Yok, Cabral'ı almadı. İspanya takımı kuruyor o zaman. Ay, İspanya diyorum. Bundesliga takımı kuruyor ve onun için bence sıkıntı olacak Bundesliga takımı kurması. Şu anda büyük bir ihtimal İspanyalı'yı alır, bana zarar versin diye. Ancak almadı. Oyunu bence oynamayı çok bilmiyor. Ya da çok dikkat etmiyor bu ellik. Modric'i alacağım. Gerçekten güzel geldi. Bundesliga'dan oyuncu da yok. Onun Bundesliga kurması onun için zararlı olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım şimdi ne gelecek. Ben İspanyalı'yı tekrardan alacağım. İyi abi, İspanyalı oyuncular çıkıyor. Bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi maçtan çıktı. Ve bu şekilde oldu. Maçtan çıkması çok fazla yaşanan bir şey değil. Ve maçtan çıksa bile güzel ödül alıyorsunuz. Yani o yüzden hiç sıkıntı olmuyor. 5000 altın güzel ödül. Ve oyunda paket açma da var. Ve muazzam, gerçekten zevkli. Kadro falan kuruyorsunuz. Kadro kurma görevi bile var. Yani tamamen güzel bir simülasyon ve daha kolay. Ve zevkini alıyorsunuz. Gerçekten zevkli oluyor. Şimdi bir daha bir rakiple oynuyoruz. Bu arada benim levelim 4'müş. Rakibin leveli 3'müş. Hadi bakalım abi, bir daha oynuyoruz o zaman. Şimdi önce o seçiyor. Büyük ihtimal Busquets'i seçecek. Şu anda moralim bozuldu. Keşke 2 tane İspanyol verseydi oyun. Haydi bakalım, şimdi yine bir tane çıksın İspanya Ligi'nden diyecektim ki çıkmadı. Ben her zaman İspanya Ligi kurmaktan yanayım. İspanya Ligi kuramazsam da Bundesliga kurarım. Şu an rakip seçecek. Hadi abi, rakip tıklasın artık. Şu anda kendi sıranı bekle dedi bana. Hadi bir tane de İspanya Ligi çıksın. Tamam, güzel. O Isco'yu alacak. Ben de Koke'yi alırım. Şimdi sağ kanattan bir tane İspanya çıksın ve onu da ben alayım. Çok güzel işte bak. Bunu çok istiyordum ve bu oldu. Şu anda gerçekten sevindim. Şu anda durumları hemen hemen eşitlendi gibi. Şu anda rakip açacak. Bakalım rakip nereye açacak. Haydi bakalım. Sol kanat açtı. Sol kanatta İspanya Ligi'nden var. Alır mı? Alır büyük ihtimal. Almadı. İyi, çok güzel. Galiba bilmiyor da olabilir. Bilmiyorum abi. Oyun çok bilmiyor da olabilir. Çünkü biliyor olsa bence alırdı yani. Şöyle bir düzenleme yaptım. Sağ bek açıyorum. Sağ bekten Juan Fran çıktı. Tamam, temiz ve başka İspanya Ligi'nden de çıkmadı. Ve bu da çok güzel oldu. Umarım bu rakip de maçtan çıkmaz abi. Maçtan çıkınca çünkü gerçekten üzülmüştüm demin. Maalesef hiç İspanya Ligi'nden çıkmadı. Burada rakip açtığı zaman 2 tane çıksın. Ben açtığım zaman 1 tane çıksın istiyorum. Yani bu taktik anlamında bu şekilde olması en iyisi benim için. Şimdi abi Vidal'i oraya koyup bunu buraya koyarsam şu anlık en yüksek bu şekilde yapabilirim herhalde. Aynen abi, ama Gomez almak istiyorum. Bunları bu şekilde koydum. Şu anda en yüksek bu şekilde olduğu için. Hadi bir tane ver. Abi İspanya Ligi vermedi. Bundesliga'dan alacağım o zaman. Vent'i alalım. Rakip de Bundesliga'dan aldı. Şimdi o açıyor. Stoper açtı ve yine çıkmadı abi. Kimyalar düşük olacak büyük ihtimalle.
gelmemeye bu şekilde devam eder. Sadece bir tane Sergio Ramos gelir mi ya? Ramos lütfen. Vermedi Ramos. Keşke bir tane Ramos verseydi. Şu anda çok güzel olurdu. Ve Bundesliga'dan mı alsam yoksa... Ay bak, Bundesliga'da olur. İspanyol oyuncu da olur. Çünkü İspanyol... Abi İspanyol bence daha önemli. Ben Bundesliga'da oyuncular oynatmayı düşünmüyorum. Büyük bir ihtimal o Mustafi veya Boateng'i alır. Boateng'i aldı. Şimdi o açıyor. Kalecileri açtı ve abi... İyi, tamam. Ama Bundesliga devam etseymişim iyi olabilirmiş. Ancak devam etmediğimiz için hiç almayalım. İngiltere Ligi'nden devam edelim. Şimdi kaleciyi açacağım abi, lütfen La Liga ver. Verdi. Tamam, La Liga verdi. Bir tane La Liga verdi ve rakipte de La Ligalı kaleci yok. O yüzden stoperleri, çok efsane stoperler bile çıksa La Ligalık işine yaramayacak. Umarım La Liga'yı da yanmaz. Abi La Liga kalecisi yok. Adam La Liga'yı alıyor. Neyse, Sokratis'i alalım o zaman, ya da sabek olan yok. Sabekler var zaten. Sokratis'i aldım, belki işimize yarayabilir. Çünkü Bundesliga'da oyuncularımız da var. En yüksek olabileceği şekilde yapmaya çalışıyorum. Yine bendeyim sıra bu arada. Evet arkadaşlar, geçtik ve 2 tane İspanya Ligi'nden oyuncu çıktı. Bana sağ kanat lazım değil ama RM orta sahada da oynayabiliyor. Ve çok da kötü oynamıyor, o yüzden RM olan Campbell aldım. Şöyle en sondan açmak istiyorum. Hadi abi. De Bruyne geldi abi ya. Keşke bir İspanya Ligi gelseydi. Neyse, en yükseğini mi alsam? Aynen, en yükseğini almak en mantıklısı şu anda. Ratingimiz en azından yüksek olur. Rakip açtı, 2 tane İspanya Ligi ver. Abi vermedi ya. Gerçekten vermeyince kötü oluyor. Ama rakip için de kötü oluyor. Rakibin kadrosu umarım şu anda güzel gitmiyordur. Hadi abi. Hummels'i alacağım o zaman abi. Bundesliga defansı kuracağız. Yapacak bir şey yok. Rakip de Mustafi ya da Barzagli'yi aldı. En yükseğini alıyor o. Genel olarak. Benzema'yı alır. Abi Benzema kaçtı. Neyse, ben de Levo'yu alacağım o zaman. Ne yapalım? Aslında İspanyol olanı alsam. Abi Lewandowski aldım. Biraz risk gibi bir şey aldım. Ancak bu önemliydi. Şimdi abi ben bunları bir kadroya koyayım şöyle. Şöyle çekeceğim hatta. Lewandowski almak aslında çok yanlışmış, biliyor musunuz? Lewandowski şuraya koy. Neyse, bir şu anlık kalsın. Şurayı da açalım abi lütfen. Ya o hatadan dolayı da kaybedebilirim. Kalecimiz zaten var, o yüzden en yüksek olanı alalım. Ona da zaten 76'lık kaleci kaldı. Çok önemli değil. Ama ona kaleci çok lazımdı. Şu an kaleci sadece bir tane çıkmış olsaydı bizim için çok iyi olabilirdi. Kaleciyi alıp onun kalecisini engellemiş olabilirdik. Abi direkt alıyor ya. Neyse abi, biz Bundesliga'ya gidiyoruz o zaman. Ne yapalım? Bir daha Bundesliga ver o zaman. Güzel, Bundesliga veriyor. Tamam o zaman, şu Bundesliga'lı Didavi'yi de alalım. O bir daha etsin. Bundesliga'lı bir oyuncu daha alacağım o zaman. Ve Bundesliga kurabildiğim kadarıyla kuracağım. Ancak baştan alsaydım keşke. Hiç tahmin edemedim. Çünkü çok fazla Bundesliga gelmiyor bu kadar normalde. Kalecimiz de Bundesliga'lı kaleci de son anda çıktı. Şimdi kadrolarımızı kurmaya başlıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz kadromuzu kurmaya. Bakalım neler olacak. Şu anda çok da kötü değil ama kötü. Hani iyi değil, onu söyleyeyim. 81 kimya çok kötü gerçekten. Yani hiçbir şey yapamayız ve Bundesliga'dan oyuncu yok şu anda. Bir tek bu var. Bunu da nereye koyabiliriz? Buraya koysak 87'ye yükseldi. Şöyle kalsın abi o zaman orada. Şöyle değişemiyoruz. Baya Bundesliga'da oyuncumuz var. Ancak maalesef şu Williams ve Casemiro baya bir bozuyor işi. Bir şekilde halletmeye çalışırsam nasıl olabilir onu bir düşündüm. Şimdi şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Sonra şunu şuraya koysam 80 oldu. Demin 87 oluyordu galiba ya. Bir dakika. Bir dakika, bunu ne yapıyorduk? Buraya, bunu buraya. Aynen, şu an 87. Şimdi abi bunu şöyle alacağım. Aslında kadro güzel oldu. Ancak şu ufak tefek hatalardan dolayı bir tane orta saha ve bir tane sağ kanat olsa muazzam olabilirdi. Şöyle yerlerini değiştirsek 93 oldu. Çok güzel abi. Bunların yerlerini değiştirsek 83 kaldı. Şöyle değişsek. 87, bir dakika lan. Tamam, 93 güzel. Şu anda güzel gibi. Daha da iyi olabilir mi bilmiyorum ama rakip bakalım nasıl. Rakip hazır şu anda ama daha tam belli değil onun nasıl kurdu. Ama hızlı kurmuş. Bence çok da fazla yapamamıştır. Hadi bakalım abi, lütfen olsun ya. Çok uğraştım, rakibi de beklettim baya. 83 kimya ve kazandık. %99 kazandık gibi geldi bana. Bakalım abi, şu anda 93 artı 84. Bir de lig sayısı da önemli. Bende 2 lig var. Yani benim kimyam 95. Ratingim 84 olarak geçecek. O şekilde toplanacak. 179 oldu ben. Oldum ben. O 168 oldu. Ve ben kazandım gördüğünüz gibi. Ve ödül de veriyor. Çok güzel ödüller veriyor. Şimdi bir tane gireceğim sizlerle birlikte. Ve videonun sonuna geliriz. Ancak videonun sonunda ödülleri de açacağız. Ve galibiyet ödülü olarak gerçekten güzel şeyler verdi. Kadroyu 187 falan kurarsanız. O zaman daha da güzel ödüller verebiliyor yani. Onu da sizlere söyleyeyim. Hemen şöyle abicim. Tekrardan başlayalım. Evet, aynı adamla mı oynuyoruz? Aynı adamla oynuyoruz, ilginç. Neyse. Messi gelmedi.
Neyse devam edelim abi. Bu şekilde devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hemen santrafor aç kardeşim sen de. Evet sol kanat açtı. Ve abi lütfen Inio'yu alma ya. Inio'yu alma. Ne alırsan al. Abi İtalya Ligi'nden olanı alacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi güzel bir santrafor ver. Griezmann geldi işte budur. Gerçekten işte budur diyorum ve çok güzel oldu. Şu anlık iyi değil çünkü çok fazla oyuncum yok. Ancak iyi olacak elbet. Kaleci açtı ve abi gitti. İspanyollu kaleci gitti. Neyse onu çok da fazla kafaya takmak istemiyorum. Kaleye de bunu alsam mesela. 88'e düştü. Yok olmadı. Hiç olmadı. Bonucci'yi alalım. Kaleye de bunu alalım. Abi 91'in daha üstünde bir skor yapmak istiyorum. 91'in daha üstü olması gerekiyor bence. Nani sağ kanat oynuyor şu anda. Abi aslında kadro güzel. Kötü değil. Bak deminki kadro gibi. Ancak düzelemiyor. Düzelmesi imkansız gibi de duruyor. Birazcık sıkıntı. Abi ben hazırım diyeceğim. Ve mağlubiyeti bekleyeceğim diyebilirim. Kaç ayrı lig var şu anda? 2 ayrı, 3 ayrı lig var. 3 ayrı ligden bir de 3 tane kimya geliyor. 3 ayrı lig eşittir 3 kimya. Yani 94 kimya 94 artı 85 yaptım ben. Bu 91 yazdığına bakmayın 94 olarak gözükecek. Yani sonu 9'lu bir rakam olacak. 9, 8, 17. 179 galiba benim kurduğum takım. Tam hesaplayamadım ancak rakip 99 kimyayı kurmuş zaten. Ya bizde bir şans. Oha 4 tane lig varmış bende. Onda da 3, onda da 4 tane lig var. Mesela bayağı bir yüksek kurdu. Onun bayağı bir yüksek. 188 yani aslında 184 4 tane lig 188 oluyor. Ben de 85 rating yapmışım. 84 zannediyordum. Yok 3 tane lig zannediyordum. Neyse şimdi kazandığımız paketleri açacağız. Fair Fight diyor. Tamam abi sıkıntı yok. Hemen şimdi kazandığımız paketleri açalım. Sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Haydi bakalım abi. Bu arada daha fazlası için like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın yani. Ya like atmayı unutmayın demiyorum. Yorumlara yazın. Bir tane Rare Players pack'imiz var. Bir tane önemli paket var. Bunu açmak istiyorum. Hadi EA be. Ya EA değil. Hadi Pesibits. Hadi. Abi inform. Abi. Güzel. Tamam. Inform değil bu. Ne deniyordu? Once the Watch galiba. Once the Watch kartı çıktı. Güzel oldu. Elimde de yokmuş. İyi oldu ya elimde de olmaması. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Şuradaki iki video harika videolar. Lütfen gidin o videolara. Ve şuradan da kanala abone olun. Buradan. 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 Ve şuradaki videolar güzel videolar. Şurada da güzel video var. Şurada da yani gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bay bay.